aday adayı olan Erhan Sevimli'nin getirileceği iddia edildi. Sağlık emekçileri tüm Türkiye çapında düzenlenen 2 günlük iş bırakma eylemiyle greve başladı. Bursa'da tüm hastanelerin destek verdiği eylem birçok mesleki kurum ve sendika desteğiyle yarın da devam edecek. Sağlık emekçileri günler öncesinden duyurdukları üzere tüm Türkiye çapında düzenlenen geniş çaplı bir eylemle iş bıraktılar. Tıp fakültesinde yapılan konuşmalarla başlayan grev öncesi asistan hekimler mevcut performans sistemine yaptıkları temsili bir gösteriyle gönderme yaptılar. Boynunda stetoskopu, elinde hasta dosyası. Biter mi hastasının ne derdi ne tasası? İşte karşınızda dahiliye tayfası. Asistan hekimler zorlu çalışma koşullarına, tam gün yasasına ve kadrosuzluğa isyan etti. Performans yasasından sonra, tam gün yasasından sonra bize aslında vakit ayırması gereken akademisyenlerimiz bu sistemin altında kalarak bize gereken eğitim vaktini ayıramamaktalar. Aile hekimliğine biz tepki gösterdiğimizde bu sistemi getirenler şunu söylüyorlar. Şu kadar para veriyoruz ama yine de hekimlerin gözü doymuyor diyorlar. İşte biz bu noktada tekrar vurguluyoruz ki bizim derdimiz hiçbir şekilde öncelik olarak para olmadı. Haklarına aykırı olan bir tanımlamayla mecburi denilen bir hizmette biz çalışmak istemiyoruz. Biz bunu dediğimizde yine olayın parayla alakalı olduğunu sanıyorlar ve mecburi hizmette çalışmamız adına ücretimizi arttırmaya çalışıyorlar. Biz de burada tekrarla vurguluyoruz ki bizim amacımız insanlara hizmet etmekse, biz bu hizmeti eşit, verimli bir şekilde götürmek istiyorsak önce devlet üzerine düşen vazifeyi o bölgelerde yapmalıdır. Bizim için Ankara'nın doğusu, Ankara'nın batısı fark etmez. Her yerde, her şekilde çalışmaya hazırız. Zaten bunun için okuduk biz bu fakülteyi. Greve, Türkiye çapında 10 farklı mesleki kurum ve sendikada destek veriyor. Bursa Tabip Odası Başkanı Profesör Doktor Kayahan Pala, grevin amacını ve sağlık sektörünün aksaklıklarını şu sözlerle ifade etti. Bu ülkede yaşayan her yurttaşımız, ister yoksul ister varsın, ister doğuda ister batıda, ister kadın ister erkek, sağlık hizmetine gereksinim duyduğu ölçüde her zaman, her yerde, her koşulda bu hizmetten yararlanabilsin istiyoruz. Özellikle hastalarımıza, özellikle hasta yakınlarımıza sesleniyoruz. Gerçekten sizleri performans puanı olarak gören sistem yalnızca sağlık alanındaki küresel sermayeye daha fazla kaynak aktarmaya yarıyor. Bugün eğer Çalışma Bakanlığı 2010 yılında 2009'a göre sağlık hizmeti alan yurttaşlarımızın katkı payında %300'lük bir artış olduğunu söylüyorsa, bundan sonraki yıllarda o artış olmaksızın cebinizden katkı payı vermeden hizmetlere erişmenin ne kadar zor olacağını şimdiden öngörün. Bursa genelinde tüm hastanelerin destek verdiği grev için acil servis hastaları ve onkoloji hastalarının tedavilerine devam edildi. Şu anda bir miktar hasta bakılıyor ama örneğin ben bugün poliklinik hizmeti yürütüyorum. Randevu almış olan hastalara bile bu gerekçeleri anlattığımızda kesinlikle anlayışlı davranıyorlar ve ısrarla hizmet beklemiyorlar. Çekirge Devlet Hastanesi'nde hastane yönetimi tarafından grev pankartlarının indirildiği iddiaları da sağlık emekçilerini isyan ettirdi. Kraldan çok kralcılık kimseye yakışan bir tavır değildir. Sayın Sağlık Bakanı bu eylemle ilgili herhangi bir idari baskıda bulunulmayacağını hem televizyondan hem gazete yazılarından söylemiştir. Buna rağmen burada karşılaştığımız tutumu anlamakta zorlandığımızı sizlere söyleyeyim. Bursa'da da sizin de bildiğiniz gibi onun üstünde hastane var. İşte bütün hastanelere gelin birlikte gezelim. Tıp fakültesindeki durumu gördünüz. Dolayısıyla burada neyle karşılaştığımızı gerçekten anlayamıyoruz. Lütfen herkes mecliste 2 komisyondan geçmiş, şimdi genel kuruldan geçmeyi bekleyen kamu hastaneleri birlik yasasına baksın. O yasa geçtiği andan itibaren ne sayın başhekimin burada oturacak, koltuğu kalacak, ne de bu insanların gelebileceği bir tane devlet hastanesi kalacak. Bütün hastaneler 7 kişilik mütevelli heyetlere devredilecek. 2 günlük iş bırakma eylemi için vatandaşsa ikiye bölünmüş durumda. Kimileri güvencesizliğe, mesleki bağımsızlığa, taşeronlaştırmaya hayır diyen doktorlara destek verirken, kimi de mağdur edilmekten dolayı isyan etti. Grevi bırakanlara
grev yapanlara destek veriyorum. Canı gönülden katılıyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Ben 100 kilometre yoldan gidiyorum. Ocaktan yürüyorum. Yazık. Niye randevu veriyor? Yani bu zaman devi yiyorlar mısın? Ben bacaktan geziremiyorum. Nedir bu ya? Şu an için vatandaşın sağlığı için hani başka bir istekleri yok. Onun için destekliyorum ben. Şu vatandaş ama buna tepki gösteriyor. Yok, mağdur edildiği. Tepki göstermiyorum. Bak randevum olduğu halde erteliyor. Perşembe günü ertelediler. Bakmayacağım demiyor ki. Bakacağım diyoruz ara bir şey yok. Hani acil durum olsa bakacaklar. Ama acil durum da yok. Şu an içinde bir gün sonra gelin diyorlar. Daha ne isteyeceğim? Destek veriyorsunuz yani. Destek veriyorum tabii. Bir hafta gelmesinler hiç işe. Yatsınlar evde hepsi. Hastasım ölürsem bu şekilde öyle. Mahvetti beni. Dört kere ameliyat oldu. Bak basamıyorum üstüne. Neymiş doktor puan alacakmış. Ameliyat ettiriyor beni. Yazıklar olsun. Sistem oturmalı Türkiye'de artık. Ben 2023'e kadar yaşamayacağım. Ben yarını düşünüyorum.